Peygamber dediğin işte parmaklarından su akıtacak. İşte şuradan böyle cavul cavul nehirler akıtacaksın bize. Bahçeler olacak. Bu da yetmez. Daha ne istiyorsunuz? İşte gökyüzüne çıkacaksın, bizim gözümüzün önünde. Oradan bir kitap indireceksin Allah'tan kitap olup. O da yetmez. Yok, Allah'ı getireceksin, göreceğiz. Melekleri getireceksin, göreceğiz diyorlar müşrikler. Peygamber ne diyor? Ya ben sizin gibi bir insanım, sizin içinizde büyüdüm. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, böyle bir şeylere gücüm yetmez. Haşa, Allah'ı tenzih ederim. Allah'ı nereye getiriyorum ben buraya? Siz kafayı mı yediniz? Ben size Allah'ın dinini tebliğ ediyorum. Benim başka bir şey gelmez elimden. Ben sizin içinizden biriyim, arkadaşınızım. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben işte. Beni bilmiyor musunuz? Burada doğdum, burada büyüdüm. Lan salak mısınız diyor. Yani böyle demiyor da ben uyduruyorum birazını. Bu demeye gelir yani aslında. Salak mısınız lan? Ben havada karada ne yapabilirim? Barnağımdan nasıl su getiririm? İşte o sırada vahiy geliyor. Allah ne diyor biliyor musun? Ya Muhammed, onlara de ki, bir onlardan daha başka ayetler de var da şimdi orada, bu kitap size yetmedi mi diyor. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne mucizesi bekliyorsunuz ya. Daha sonra başka ayetler de bunu tamamlayan ayetler var. Yani biz önceki peygamberlere mucize vermemize rağmen inanmadılar. Ve biz onları helak ettik diyor. Eğer sana bir mucize verirsem demek istiyor. Ve inanmazlarsa kendileri helak ederim. Onun için mucize, Kur'an'ın dışında mucize yok peygamberimize. Bu ayetinden belli. Ama bizdeki ehli sünnetik diyenler ne yapıyorlar? Kur'an'ın anlattığı peygamber değil de böyle uçan, kaçan, neredeyse Allah'ından aynı olan, hatta onu da dediler zaten. Muhammed eşittir Allah da dediler onlar. Bu kadar sapıttılar. Yani Kur'an'ın içinde alakası yok olayla ve bir de üstelik Kur'an reddediyor öyle bir şeyi. Yani mucize verme olayını. Ama bunlar öyle mucizeler uyduruyorlar ki. Müşriklerin söylediğini yapıyorlar mesela. Müşriklere Allah böyle bir mucize göstermedi. Sonradan gelen Müslümanlar peygambere öyle mucize uydurdular. Bize bizden başka düşman yok. İslam dünyası şu andaki haline bir bakın. İşte bin küsür senedir de bu hali böyle. Bugün daha çok açığa çıkıyor. Çünkü iletişim de çoğaldı, güçlendi. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'dan başka sırat-ı müstakim yolu yoktur. Kim Kur'an'a atfederek bir yalan üretirse Kur'an onu mutlaka cevaplar. Allah'ı aldatanlara dikkat edin diyor. Kur'an-ı Kerim diyor bunu, ben demiyorum. Dikkat edin, şeytan sizi Allah ile aldatmasın diyor. İşte bu Üveysilermiş, bu Nakşilermiş, şunlar bunlar tarikatlar. Bunlar Allah ile aldatıyorlar. Mezheplerde böyle bir aldatma yok. Çünkü mezhepler genellikle fıkhi mevzulardır. Şer'i mevzulardır. Ama onların da içinde işte bu uyduruk hadisler kullanılması, bilmem neler var, onların da ayıtlanması lazım. Ve mezhepçilik değil. Mezhepçilik yanlış. Ben Hanefi mezhebiyim, yok ben Şafiiyim, ben Şiiyim, yok kardeşim ya. Hepimiz Müslümanız, bitti. Ölçü bu. Ve hepimiz topluca Allah'ın ipine sarılacağız. Ölçü bu. Evet. Kur'an'da en güzel sure Maun suresi. Vay o hacı cavcavlar. Ya derviş, sen beni bugün herhalde güldürmekten öldürücün. Yani niyetin bozuk herhalde. Benim anlayamadığım Kur'an ve Müslümanlığın kolları olarak uydurulmuş tarikatlar, şeyhler falan inanmak nasıl bir merkepliktir? Yahu Kur'an yeter. Evet. Hocam doğru mu düşünüyorum bilmiyorum demiş Fiyy Aizen. Bir şeyhlerin, şırların suratına bakıyorum. Bir de Patrik Partelemon'un suratına, Partelemon daha nurlu. Neyse canım, Partelemon Partelemon'udur. Nedir? O makyaj yapar onlar. O nurlu da, öbürlerinin nuru da yok zaten. Suratlarında şikir yok. Kur'an gözüyle bakarsan onu görürsün. Kur'an'ın anlattığı Müslüman, Kur'an'ın anlattığı duruş, Kur'an'ın anlattığı tavır,
Kur'an'ın anlattığı edep, ahlak, bunlar senin hıfzına yerleşirse karşı tarafın suratın nuru muğrunu ölçemeyiz. Kimsenin kalbini bilemeyiz de. Yani sen onu hissedersin zaten. Onun karşıdakide bir yanlışlık olduğunu, bir sahtekarlık olduğunu hissedersin. Sana Kur'an onu anlatır. Yoksa bu fitneden kurtuluş yok yani. Şimdi Allah göstermiyor. Yani Kur'an'a da inancımız kalmasa bu fitne. Kime inanacağız? Herkes kendi şahını uçuruyor. Herkes ben şu fırkayı Naciye'yim diyor. Ve onun için kılıçlar çekiliyor, birbirlerini bile boğazlıyorlar. Biri çıkmış diyor ki ne onun adı? Hadis kitaplarına inanmak imandandır diyor. O da öyle sapık bir yol çizip gidiyor. Ya Kur'an-ı Kerim bizim neye inanacağımızı, neye inanmamamız gerektiğini zaten bildiriyor. Bunun dışındaki söylenenin tamamı da herzedir. Fitnedir. Allah bizim neye inanacağımızı bildiriyor ya. Deminki söylediğim örneği tekrar vereyim. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin diyecek kadar insanoğluna incelikleri anlatan Allah, peki İsa geri gelecek de niye açıkça İsa'yı geri göndereceğim kıyamet günü veya kıyamete yakın zamanda demiyor. Niye böyle can alıcı mevzuları Kur'an-ı Kerim'de göremiyoruz da uydurma hadislerde görüyoruz? Hani Allah ne diyordu ayette? Biz kuruda ve yaşta ne varsa burada bildirdik. İsa'nın inmesi bir kuru yaş kadar önemli değil mi? Sen kime iftira atıyorsun ya? Allah'a iftira atıyorsun tamam. Bir kadının yolda yürüyüşünü bile terbiye eden Kur'an-ı Kerim, İsa inecek de yazmayacak bunu. Mehdi diye biri gelecek de yazmayacak bunu. Yok üveysiden feyz alınacağını yazmayacak. Peygamberin uzaktan insanları irşad edeceğini yazmayacak. Ya sen kimin aklıyla oynuyorsun ya? Bu Kur'an aklı, Kur'an aklıyla oynamaya kalkmayın. Benim aklım değil, Kur'an aklı bu. Ya Özlem Hanım, haklılık payınız var. Enerjiye inanırım ama insan anına rağmenden çıktığı andan itibaren saldırıya açıktır. Dualarla kurtuluş ermek Kur'an'da yazmaktadır. Tabii. Güzel Selim Bey kardeşim, doğrudur. Kur'an-ı Kerim aslında Hazreti Ali'ye gelecekti. Cebrail yanlışlıkla bir kere de Muhammed peygambere vermiş bulundu. Daha sonra hep ona geldi. Ya işte sapıklığın sınırı yok bre derviş. Sınır mı çizeceksin sapıklığa? Adamlar kendi sapıklıklarını iddia, ispat etmek için işte şeytan aklılarına ne getirirse söylüyorlar. Ya vahiy geldiğinde Ali 10 yaşında, peygamber 40 yaşında. Yani koskoca Cebrail 40 yaşındaki adamla 10 yaşındaki adamı ayırt edemedi mi? He? Edemedi mi? Hem vahiy geldiğinde peygamber tekti, yani bir mecliste oturmuyorlardı ki. Ali 10 yaşında evde mışıl mışıl uyuyordu. Peygamber de akşamın karanlığında çıkmış Hira mağarasında oturuyordu. Ya bir yalan söyleyin ki yani insanın aklına uysun biraz ya. Zaten Kur'an reddeder, o ayrı bir şey de. Ya benim aklıma uysun önce be. Siz kafayı yemiş olabilirsiniz de tahtası eksilmiş aklınızla bizim aklımızla oynamaya kalkmayın. Çok basit bir soru ya. Vahiy geldiğinde bir defa bir meclisin içinde değillerdi. Yani Ali'nin, Veli'nin, herkesin oturduğu bir yerde değillerdi. Bu bir. İkincisi Ali 10 yaşında. Peygamber 40 yaşında. 40 yaşındaki bir adamla 10 yaşında bir çocuğu ayırt edememiş mi Cebrail? Ama Kur'an'da Allah öyle diyor. En güvenilir. Ya işte fitne uykudadır. Uyandırana lanet olsun. Allah bu üveysilere de lanet etsin. Bu fitneyi koyana da lanet etsin. Bütün yaratılmışların laneti dine fitne sokanlara olsun. Benim duam budur.
Benim duamı kardeşim. Bizim gelecek kuşaklarımızın da imanı bu tip fitneler yüzünden tehlikede. Bugün yaşayan nesillerimizin efendim bu tip fitnelerden dolayı imanları tehlikede. Ya bizden önce zaten yarım yamalak bir imanla gelmişler. Ne zaman işte bu mücadele yeni başlamıyor tabii, şimdi şöyle düşünmeyin. Ya 1000 seneden beri şimdi mi aklımız başımıza geldi? Senin mi aklın başına geldi demeyin. Hayır hayır. Her sene var bu çatışma. Ta 1300 senedir var bu tartışmalar. Yani bu bugün değil. O gün de karşı çıkan Kur'an müminleri var. O gün de karşı gelen alimler var bunlara, bu tarikatçılara, bu fitnecilere. Tarih boyunca da var. Bir sürü kitaplar var. Ömer bile dermiş. Karnımı ağrıttım zaten gülmekten. Şimdiki evliyaların şeyhleri fazla yüklenmeyin. Çok doğru. Onların yükü peygamberlerden daha ağır. Vallahi şimdi aklıma bir laf geldi. O az önce bahsettiğim ölen arkadaşımın bir lafı vardı. O aklıma geldi. Ne derdi biliyor musunuz? Bizim şeyhimizin ilmi, mertebesi bütün Beni İsrail peygamberlerinden üstün derdi. Şimdi öte başta ne diyor bilmiyorum. Böyle derdi. Ben o zaman Kur'an'ı bilgim fazla yoktu. Az önce dedim ya, ben 50 yaşından sonra Kur'an'ın manası üzerinde kafa patlattım. Kur'an biliyordum ama manaları bilmiyordum. Buna rağmen söylediği bana sakat gelirdi, tartışırdık. Ben mantığımla, yani ayetlerle değil, mantığımla tartışırdım. Peygamberden üstün bir mezhep, meşrep, yani makam, mevki, görev yok kardeşim. İnsanoğlunun gelip gelebileceği, ki zaten gelemez, kimse keyfiyle gelemez oraya, bu seçilmeyle olan bir şey. Peygamberlerden üstün bir meziyet, peygamberlikten üstün bir makam insanoğluna verilmemiştir. Ama şimdi bu tarikatçılar bir de şöyle tumturaklı laf etmezler mi? Velayet nübüvvetten üstündür. Yok ya. Yani velinin kerameti evliyanın nübüvvetin şeyin, peygamberin nübüvvetinden üstün mü oluyor? Ya siz bu ağızla cehennemden dışarı çıkamazsınız be. Tabii adam bunu söyleyecek ki kendinin evliyasına biraz bir şeyler çıkartsın yani. Benimki de uçar kaçar öyle ya. İkide bir de çay içerler gider Allah'ının. İkide bir de peygamberle oturup tavla oynarlar, dama oynarlar. Şerefsizliğin gelebileceği en düşük nokta bura işte. Berhum adal noktası. Velayet nübüvvetten üstünmüş. Göreceğiz öbür dünyada. Hep beraber göreceğiz. Ha ben cehenneme yanmaya giderim. Günahlarından dolayı da muhakkak benim altımda daha alta, daha aşağılarda, daha aşağılarda bunlar olur. Bu tarikatçılar olur. Ben herhalde en üstte yanarım. Şimdiki evliyaları, şeyhleri fazla yüklemeyin demişim.